Bak bir emekli amcamızla denk geldi arkadaşım. Şimdi canlı yayındayız, bizi izliyorlar. Evet. Şimdi bir ismini bir alalım önce. Turgut Tepe. Evet, Turgut Tepe amcamız var yanımızda. Turgut amca. Buyurun. Emeklerin derdi çok diyorlar. Evet. Para yetmiyor diyorlar. Bu evet. Maaşlar artsın diyenler var. Evet. Sen bir emekli olarak neler söylemek istersin? Ne söylerim kardeşim, söyle. Para yetiyor mu, geçinebiliyor yok mu? Yok ya, yetmesi önemli değil. Evet. Zaten ortam bağlı zaten bu. Evet. Aldığımız para bazen yerine kalıyor. Evet. Bu. Eve gitmiyor daha para. Gitmiyor. Allah Allah. E torun tombalak yok mu sende? Ya, onlar ne yapıyor? Onlar masraflı, okuyan nava içinde. He. Onlara diyorsun ben bir şey alamıyorum böyle. Alamıyorum. Çık olduğum odadan para yetmiyor çünkü. Ya imkanımız yok. Çiftçilikten tamam. Para kazanmıyoruz. Peki şimdi memleket seçime gidiyor. Evet gidiyor. Bir sürü emekliye vaatleri var partilerin. Var. İnandırıcı geliyor mu? Yok. Yapamazlar mı? Yok. Zor. Allah Allah. Zor. Ama onlar habire anlatıyorlar değil mi ya şimdi? Ya şimdi onlar seçim zamanında her şey güllük gülistanlık. Hı. Ama sırf oy alalım diye. Oy alalım diye. Evet. O seçim bittim tamam. Tamam. Oyu gelen, nerede kullanacaksın? Çin'de gelen, mi? Hayır. Şurada hemen 5 kilometre Kurköy'de kullanıyorum. Kurköy'de kullanacaksın. Tamam. Şimdi milletvekili adayını tanıyor musun? Hiç ismen böyle bildiklerin var mı? Bazen tanıyorum burada. Mesela hakkında olan kim var? Mesela Fatih Atay var. Efendim. Abi birkaç tane birkaç tanıdım. Birkaç kişi var. Şimdi Çin'e de diyorlar ki iki tane rakip var. Evet. Biri diyorlar Mustafa Savaş. Evet. Biri de Fatih Atay. Evet. Hangisi gider miyiz? Hangisi daha şanslı? Benim kendi fikrim bakın her ikisi şanslı. Her ikisi şanslı. Her ikisi şanslı. Anladım. Her ikisi de. Hangisi bir adım önde? Fatih Atay önde. Fatih Atay önde diyorsun. Evet. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hoşça kal. İyi hayır pazarlar. Işte, sağ ol.